Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu aleyhi Resulü Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in 15. Söz 4. Basamak Bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri ve Halik'i olan Zat-ı Zülcelal'in ahkamları ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve Esma-i Hüsna'sı vardır. Mesela Ashab-ı Nebi safında küffara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise o isim ve ünvan iktiza eder ki melaike ile şeyatın arasında muharebe bulunsun ve ahyarı semaviyin ve eşrar arzîn ma beyinlerinde mübareze olsun. Evet küffarın nüfus ve enfasları kabzayı kudretinde olan kadir Zülcelal bir emir ile bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rububiyet-i âmme ünvanıyla hakim ve müdebbir ismiyle bir meydan imtihan ve mübareze açıyor. Evet bu 15. sözün başında okuduğumuz ayeti kerimenin açıklaması devam ediyor. Ayeti bir daha hatırlayalım. Şöyle وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَ الْشَيَاطِينَ <laughs> Cenab-ı Hak azametiyle buyuruyor ki biz dünya semasını yıldızlarla süsledik. Kandillerle süsledik ve o kandilleri, o yıldızları şeytanlar için birer meteor, birer şihap, ateş kütlesi yaptık. Tabiri caizse onları, onlara birer taş haline getirdik o yıldızlardan. Şimdi bu ayeti kerimeden anladığımıza göre Cenab-ı Hak dünya semasına çıkmak isteyen ve dünya semasında tabiri caizse kenar karakollardaki tabiri caizse meleklerin kendi aralarındaki konuşmalarına kulak hırsızlığı yapmak için dünya semasına çıkmak isteyen şeytanlara karşı Cenab-ı Hak onları tabiri caizse yıldızların meteorlarıyla, gök taşlarıyla onları kovalıyor ve onları taşlıyor. İşte bu ayeti kerimenin açıklamasından dördüncü basamakta almamız gereken derslerden bir kısmı açıklanıyor. Biz inşallah bugün dördüncü ve beşinci basamakları okumaya çalışacağız. Bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri. Bir defa Allah Rabbul Alemin'dir. Rabbul Alemin. Bu Fatiha suresinin hemen ilk başında geçen Allah'ın bir ismidir. Madem Rabbul Alemin'dir, ve alemleri terbiye ediyor ve müdebbiridir tedbir ediyor işini görüyor bütün alemlerin beraber bir iş bir işe mani olmaz. Bir anda bütün kainatın bütün alemlerin işlerini yürütür Allah. Böyle bu da Allah'ın bir ismi müdebbir. Ve Halıkı ve bütün mevcudatı bütün alemleri yaratan Allah. Öyleyse Zat-ı Zülcelal'in ahkamları ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve esma-i hüsnası vardır. Şimdi bu ahkamları ayrı ayrı kelimesini anlamak için şöyle işaretul icazdan bir yer okuyacağız. Zaten konunun kendisini anlamakta zorlanıyoruz. Bir de işaretul icazdan okuyacağız. Evet. Öyle ya. Şimdi Allah'ın Celali ve cemali iki çeşit esması vardır. Mesela Rahman, Rahim, Kerim, Hakim, Cemil gibi isimleri cemalidir. Celal, Kahhar, Kahhar Celal, Muntakim gibi isimleri celalidir. Cenab-ı Hakk'ın her isminin farklı bir ünvanı, farklı bir tecellisi vardır. Şimdi ona bir örnek okuyacağız. Allah'ın efal alemine tecelli edince tahliye ile tahliye doğar. Yani celali isimleriyle cemali isimleri. Bunları inşallah hayatımıza tatbik etmeye çalışalım. Bizim için çok önemli dersler bunlar. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bütün emir ve yasaklar baştan sona Cenab-ı Hakk'ın celali ve cemali isimlerin tecellisidir. Kainat baştan sona celali ve cemali isimlerin tecellisidir ahiret alemleri de Cenab-ı Hakk'ın celali ve cemal isimlerinin tecellisidir. Mesele bundan ibarettir. Şimdi Allah'ın isimleri, bu celali ve cemal isimleri fiil alemine tecelli edince ondan tahliye ve tahliye tahliyenin manası süslendirmek demek, güzelleştirmek. Allah'ın cemali isimlerini insan kendisine tecellettirmek istiyorsa Allah'ın bize emrettiği bütün işleri yerine getirmekle kendini süslendirecek. Peki Celali isimlerinden korkuyor çekiniyor ve Celali isimlerini de kendi tecelli etmesini istiyorsa bütün yasaklarından ve haramlarından sakınacak. Bak bunların ünvanları farklı. Celali isimin ünvanı kendini süslendirmek cemal ismin ünvanı tecellisi. Celali ismin ünvanı da kendimizi o günahlardan sakındırarak tabiri caizse ruhumuzda biriken kirlerden arınmak. Bu da Celali isim oluyor. Mesela asar ve amal aleminden alem ahirete intiba edince lütuf, cennet ve nur olarak. Allah'ın cemali isimler ahirete tecelli edecek mi? Evet. Nasıl tecelli edecek? Lütuf ve nur olarak. Ve cennet ve ihsan ve ikram olarak. Peki Celali ismi nasıl tecelli edecek ahiret alemlerinde? Kahırda, Allah'ın kahır ismi de cehennem ve nar olarak tecelli edecek. Biraz sonra bir güzel örnek daha verilecek. Ama ben iki tane daha örnek okuyayım. Mesela Cenab-ı Hakk'ın zikir alemine tecelli edince bu isimleri biri hamd, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allah'ım cemaline hamd olsun, cemaline hamd olsun diye hamd ederek celalini tecelli edince de Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz diyerek Subhanallah, Subhanallah diye zikredeceğiz. Yani aslında hayatımızın bütün safhalarında hep ya cemali isme masariyet var ya celali isme masariyet var. Mesela bir örnek daha. Allah'ın alemi kelamda tecelli edince bu isimleri kelamın emir ve nehye taksimine sebeptir. Allah'ın emrettikleri vardır. Bu Cemal ismi tecellisidir. Sakındırdıkları vardır. Bu da Celal ismi tecellisidir. Ama mesela bir örnek vereyim, basit bir örnek. Mesela bir babanın çocuğuna hem şefkat ve merhamet tecellisi vardır. Hem de kahır, tokat ve azar azarlama tecellisi vardır. Ne yapar? Baba çocuğundan bazı şeyleri yapmasını ister o yaptığı şeylere karşık çocuğun mükafatlandırma duygusu ve hissi taşır. Onu taltif etme, ona ikramlarda ve ihsanlarda bulunma duygusunu taşır. Bir de kendi sözünü tutmayanlara karşı özellikle devlet itibarı düşündüğümüzde onu cezalandırma, azarlama, rahmetinden ve merhametinden mahrum bırakma gibi duygular ve hisler taşır. Aslında bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın ...esma, sıfat ve şunatının varlığını anlamak için birer küçük örneklerdir. Hakikat noktayı nazarında bütün bu güzelliklerde, bizde bulunan bu güzelliklerin hepsi... ...Allah'ın ezeli ve ebedi sıfatlarından birer tecellidir bizdekiler. Bir örnek de okuyalım. Mesela vicdana tecelli edince Allah'ın cemal ismi vicdanımızda var mı? Var. Nedir o? Ümit varız ya Rabbi Senin rahmetinden inşallah cennetine koyacaklarından oluruz Bu cemal ismin tecellisi Bir de celali ismin tecellisi var Korkarız ya Rabbi Belki de cehenneme koyacaklarından oluruz diyerek Allah'ın Celalinden korkup Cemaline sığınmak Cehenneminden kaçıp Cennetine iltica etmek Bak bütün bunlar Allah'ın celali ve cemali isimlerin tecellileridir. Birer örnek verdik. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın her bir isminin ayrı bir hükmü vardır. Aşağıda bir örnek vereceğim ama ona girmeden önce mesela dediğini bir okuyalım. Mesela Ashab-ı Nebi safında küffara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise Allahu Teala hani Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de var. Bedir Savaşı'nda bir kısım melekleri müminlere yardıma gönderiyor. Ashab-ı Nebi yani peygamberin ashabına yardıma gönderiyor. Kaç bin melek? Ayetle sabit üç bin melek. Sonra Allahu Teala devam ediyor ayetin sonunda 5000 melekle onlara sükunet veriyor. Onlara kuvvet veriyor. Onlara destek veriyor. Beş bin melek. Peki Allah'ın hangi ismidir ki bu melekleri o sahabelere destek olarak gönderiyor ve kafirlere karşı onları mübareze ettiriyor değil mi? Mücadele ettiriyor. Kimi mücadele gönderiyor? Melekleri. Kiminle? Kafirleri. Kime destek veriyorlar? Sahabilere. Hangi ismidir Allah'ın? Bu iki türlü yorumlanabilir. Mesela peygamber Allahu Teala müminleri, peygamberleri niçin peygamberleri göndermiş? Allah'ın birliğini, vahidiyetini, ahadiyetini, tevhidi anlatmak için. Peki o gün sahabeler hangi maksatla mücadele ediyorlar? Tevhid için mücadele ediyorlar. Karşıdakiler müşrikler, sahabiler tevhid. Öyleyse Allah'ın vahid ismi, ehad ismi bunu iktiza ediyor ki o müminlerin davasına Allah'ın ehad ve vahid ve fert isimleri, Allah'ın birliğini gösteren isimleri destek veriyor. Ünvanları gönderiyor. Çok güzel hakikatlar bunlar. Dikkat edelim, dikkatle dinleyelim inşallah. Enfes, Cenab-ı Hak bu hakikatleri bizim hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Peki, sahabiler aynı zamanda müşriklerle mücadele ederken müşrikler hangi hata yapıyorlar? Allah'a şirk koşuyorlar. Allah'a isyan ediyorlar. Allah'ın gönderdiği peygamberlere itaat etmiyorlar. Dolayısıyla bunları cezalandırmak Allah'ın adil isminin gereği midir? Evet. Öyleyse Allah'ın adil ismi müşrikleri cezalandırıyor. Adil isminin gereğidir. Ayrıca Allah bunları kahır ismiyle, kahhar ismiyle cezalandırıyor ve dolayısıyla bunları cehenneme gönderecek. Dolayısıyla dikkat buyurun. Allah'ın bir ismi veya isimler grubu neyi gerekli kılıyor? Meleklerin müminlere destek vermesini ve müşrikleri cezalandırmasını gerekli kılıyor. Dikkat buyurun burayı. Bu bir bu hangi isimler saydığımız isimler nasıl meleklerin sahabilere kuvvet ve destek vermesini gerekli kılıyor ise evet o isim ve ünvan iktiza eder ki melaike ile şeyatin arasında ortasında muharebe bulunsun. Öyleyse Allah'ın aynı isimleri gerekli kılıyor ki meleklerle şeytanlarla şeytanlar arasında bir mücadele olsun. Bir müsabaka, bir mübareze olsun. Enteresan bir şey. Yani ayete getirecek. Ne demişti ayet? Yıldızlardan bir kısım şihapları, gök taşlarını, meteorları tabiri caizse ateş kütlelerini Allah şeytanlara atıyor değil mi? Göklere çıkmak isteyen şeytanlara. Öyleyse bu şeytanlara karşı Cenab-ı Hakk'ın ruhani varlıkları olan, nurani varlıklar olan melekler arasında bir mücadele olsun. Evet. Aynı isim ve ünvanlar gerekli kılıyor. Devam edelim. Ve ahyarı semaviyin yani semada yaşayan, oturan hayırlı varlıkların melaike ve ruhanilerin eşrar arzin mabeynlerinde yerde yaşayan zararlı, Şer odaklarının dikkat buyurun. Şer odaklarının aralarında da mübareze olsun. Allah Allah. Çok enteresan. Aşağıda en sonda diyecek ki Allah Allah. Şeylerinde, e, insanların kalplerinde de meleki ilham ile şeytan vesvese de olsun. Bunu dikkate alarak dinleyelim dersimizi. Bakın Allahu Teala melekleri kafirlere karşı sahabelere destek versin diye gönderiyor. Bir mücadele var. Göklerde yaşayan sema ehli olan hayırlı varlıklar olan melaike ve ruhaniler ile yerlerde şer odakları olan şeytanlar arasında da bir mücadele olsun. Evet. Öyleyse o mücadele ta o göklerden gelsin insanların kalplerinde de cereyan etsin. Onların da aralarında ilham olan melek ilhamıyla vesvese olan şeytan vesvesesi arasında da bir mücadele olsun. Fesubhanallah. Cenab-ı Hak bu hayırlılarla şerliler, iyilerle kötüler, zararlılarla faydalılar, şeytanlarla melekler, ...ilham ile vesvese gibi... ...bütün alemlerde... ...yani dünya aleminde... ...bir mücadele, bir müsabaka... ...meydanı açmış. Aslında bu ayet ile... ...Hazreti Adem'den... ...kıyamete kadar gelecek insanlığa... ...Allah bir ders veriyor. Allah. Evet, küffarın... ...nüfus ve enfazları kafirlerin nefisleri, nüfus ve enfasları kimin kudretindedir, kimin kabzasındadır? Allah'ın. Her şeyin kabzası kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Her şey Allah'ın elindedir. Kafirlerin de nefisleri ve nüfusları Allah'ın elindedir. Devam ediyor. Kabzayı kudretinde olan Kadir-i bir emir ile bir sayha ile onları mahvetmiyor. Hani diyelim kafir şeytanların ya da kafirlerin ruhlarını almak Allahü Teala için zor bir şey değil ki. Bir anda onlar ruhlarını yok eder ve öldürür onları. Onların hayatlarına son verir. Ama Cenab-ı Hak onların yaptıkları zararlara karşı, işledikleri suçlara karşı hemen onları birden yok etmiyor. Ne yapıyor? rububiyeti âme unvanıyla hakim ve müdebbir ismiyle bir meydanı imtihan ve mübareze açıyor. Yani basit bir örnek verelim daha net anlaşılsın diye. Mesela diyelim bir sultan bir sultan-ı zişan bir zul sultan-ı zi adl adalet ve şan ve şöhret sahibi bir sultan kendi ülkesinde suç işleyen birisini hemen alır ve boynunu vurdurur gider değil mi? Öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Önce bir meydan açıyor. Sonra o meydana bütün ahaliyi topluyor. Sonra o meydanda o zalimi, suç işleyeni bir mahkeme oluşturuyor. Hakimlerin huzurunda, savcıların huzurunda tabiri caizse. Sonra ona uygun bir meydan müsabaha, müsabaka yapıp sonra onu cezalandırıyor ve onu tabiri caizse idam ediyor. Misal veya ona göre uygun bir ceza veriyor. Tabiri caizse Allah Rabbul Alemin'dir. Alemlerin Rabbidir. Dilediğinin dilediği zaman dilediği şekilde hayatına son verebilir. Ama öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Temsilde hata olmasın. Görüyoruz ki nasıl ki bir padişah bir padişahın daire-i hükümeti itibariyle ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur. Mesela daire-i adliye onu hakim adil namıyla ya eder. Yani adliyede çalışanlar o sultana hangi isimle hitap ederler? Ey adaletli padişahımız. Peki bu padişah aynı zamanda insanların ihtiyaçlarını gideren komutan aynı zamanda ordunun kumandanı değil mi? Evet. Ama o isimleri anmazlar. Daha çok hangi ismi anırlar, anarlar derler ki, ey adaletli padişahımız. Peki, peki daireyi askeriye, peki adaletli padişah olunca hakim padişah, insanları maaşlarını veren padişah değil midir? Evet, öyledir. Ama o unvanlar ikinci derecede, üçüncü derecede, birinci derecede adalet sahibi. Burada alacağımız çok ders var. Dikkat edelim. Hani bir insan hastalanınca. Allahu Teala hangi ismiyle hitap ediyor? Ey şifa veren Allah'ım. Hastalar dairesinde Allah'ın hangi ismi ön plandadır? Bak şağır, Oldu değil mi? Açlar, susuzlar dairesinde Allah'ın hangi ismi ön plandadır? Ey rezzak olan Allah'ım. Öyle değil mi? Mazlumlar, zulme uğrayanlar dairesinde Allah'ın hangi ismi ön plandadır? Ey ad adaletiyle zalimlere kahreden Allah'ım. Zalimlerin cezasını veren Allah'ım. Ey hakiki adalet sahibi Allah'ım. Ünvanı ön plandadır değil mi? Ya. Ya Ölüme karşı ne diyoruz? Ölüm geldi bizi öldürecek. Hayatımız alacak. Ne deriz? Ey baki olan Allah'ım. Allah Allah. Ey baki olan Allah'ım. Ebedi olan Allah'ım deriz. Niye? Allah'ım ölüm benim Allah. önüme çıktı. Kabir benim önüme çıktı. Beni yok edecek. Beni yoklun, yokluktan koruyacak. Ebediyeti verecek. Ancak sensin deriz değil mi? Dikkat edin diyelim şimdi. Veya diyor daireyi askeriye onu kumandanı azam namilabilir, bilir. Daireyi meşihat onu halife ismiyle zikreder meşihat dairesi, din işleri dairesi yani. Daire-i mülkiye onu sultan namıyla bilir. Muti ahali merhametkar padişah olarak bilir. Öyle ya padişaha itaat eden ahali onu nasıl bilir? Ey merhametli padişahım diyebilirler. Asi insanlar onu kahhar hakim ünvanıyla tanırlar. Ne kadar güzel. Daha bunlara kıyas et. İşte bazı vakit oluyor ki bütün ahali onun elinde olan o padişah ali aciz zelil bir asi bir emir ile idam etmiyor. Ne yapıyor? Belki hakim adil ismiyle hakim adil ismiyle hem bütün memleketin hakimi hem de hakim hükmeden demek değil mi? Nasıl hükmediyor? adaletiyle hükmeden Allah ya. Bu önemli bir ifade. Hani bir insan hakim olabilir ama adil olmayabilir. Ya. Onun için Allah hem hakimdir hem adildir. Hem hikmet sahibidir hem hükmetmeye yetkilidir. Hüküm vermeye yetkilidir. Üçü de beraber hakim hikmetle hükmediyor ve hükmünü verirken adaletle hükmünü veriyor. Tabi bu örnek anlaşılsın diye biz örnekle beraber hareket ediyoruz. Devam ediyor. Şimdi dolayısıyla muktedir hem sadık bir memurunu taltife liyakatını biliyor. Hani mesela diyelim sözünü dinleyen bir memuruna karşı haydi gel sana şu mükafatı verdim demiyor. Ne yapıyor? Bir meclis yapıyor bir toplantı düzenliyor. Orada herkesin huzurunda, herkesin huzurunda diyor ki bu memurumuz verdiğimiz şu görevi mükemmelen yerine getirdi. Biz de bu memurumuzu mükafatlandırıyoruz diyerek, diyerek herkesin huzurunda onu mükafatlandırır. Öyle değil mi? Cezalandırırken de hemen haydi bunun boynunu vurun diyerek cezalandırmaz. Büyük bir meclis kurar ve o mecliste o insanın işlediği suçu ilan eder ve niçin bu cezayı aldığını açıklar. Sonra herkesin huzurunda şaşalı bir surette onu cezalandırır. Ne kadar güzel bir örnek. Bazen soruyorlar niye Allah bizi işte haşir meydanda hesaba çekiyor Madem cennet hak edenleri cennetine göndersin, cehennem hak edenleri cehennemine göndersin diye soruyorlar. Niye bu dünyada şeytanlarla melekler arasında bir mücadele var? Niye kalbimizin aleminde melek ilhamı ile şeytan vesvesesi arasında bir mücadele var gibi soruların hepsine verilecek cevabın izahı. Maşallah. Belki haşmeti saltanat ve tedbiri hükümet ünvanıyla mükafata istikakını teşhir etmek için bir meydan müsabaka açar. Yani o mükafatı hak eden memuruna hemen mükafat vermiyor geniş bir dairede bir mükafat meydanı açıyor evet bir istikbali siyasi yaptırır siyasi bir tabi toplantı yaptırıyor bir karşılama ya da bir cezalandırma meydanı açıyor muhteşem bir imtihan ulvi neticesinde bir mecma ali'de büyük bir toplantıda onu taltif eder liyakatını ilan eder ve başka cihetleri buna kıyas et. Öyle değil mi? Bugün de öyle yapıyor. Hayırdır? Bugün diploman verilecek de e verirsin. E canım diploma töreni düzenleniyor. Allah Allah. Bugün falan cezalandırılacak. E cezalandırılsın. Olmaz. Önce işlediği suç ispat edilecek. Yapılan kayıtlar dinletilecek. Öyle mi? Evet. E sonra bu kayıtlara göre bir ceza verilecek. O ceza ilan edilecek. Sonra o ceza büyük bir toplantıda tatbik edilecek. Bak verilen cezalar da ya da verecek mükafatlar da büyük toplantılarda büyük şaşalı bir şekilde yapılıyor. Evet. İşte ve lillahil ala e Temsilde hata olmasın. Dikkat edelim. Bunların hepsi Allah'ın sonsuz esma ve şunatının varlığını anlamak içindir. Yoksa mahiyetini, anlamak için değil, varlığını anlamak içindir. Ezel ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. Tecelliyat-ı celaliye ve tezahürat-ı cemaliyle pek çok şunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet dikkat buyurun. Nur, aydınlık demek. Tabi ne yapalım? Bugün bunu anlamak için bu kelimeyi kullanıyoruz. Nur, aydınlık, ışık demek. Zulmet karanlık demek. Yaz ve kış. Bunların hepsi celal ve cemal tecellileri. Nur cemali tecelli, zulmet celali tecelli. Cennet cemal tecellisi, cehennem celal. Yaz cemal tecellisi, kış celal tecellisi. Örneklere devam ediyor. Cennet ve cehennemin vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şeni ise kanunu tenasül, kanunu müsabaka, kanunu teavun gibi pek çok umumi kanlar misüllü kanun mübarezenin dahi bir derece tamamını isterler. İşte Allahu Teala'nın bu koyduğu kanunlar hangi isimlerinden tecelli ediyorsa onlar meleklerle şeytanlar arasında müminlerle kafirler arasında dikkat buyurun bir müminin kalp aleminde ilham ile vesvese arasında da olmak üzere geniş daireden dar daireye kadar bir mücadele var bir müsabaka var Allah'ın koyduğu bir kanun bu evet Ta diyor ki kalp tarafında etrafındaki ilhamat ve vesvesenin mübarezelerinden tut ta sema afakında. Ne demişti ayet? Okuyoruz şimdi. Ayet ne demişti? Gökteki dünya semasındaki yıldızları göklere çıkmaya çalışan şeytanlar için birer ateş, birer meteor, birer gök taşı olarak Allah yaratıyor ve o şeytanları taşlıyor demişti. Allah taşlıyor onları. İşte diyor insanların kalp aleminden tutun gökteki bu taşlaş, taşlanmaya varıncaya kadar şeytanların melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şumulünü iktiza ediyor. Maşallah. Şimdi buradan almamız gereken bir ders var. Allahü Teala gökten ne yapıyor? Taş gönderiyor. Kime? Şeytanlara. Göklere çıkmaya şeytan. Tabi bu 5. basamakta Diyecek ki Üstadımız bunu Hz. Adem'den Bugüne kadar Belki kıyamete kadar bu mübareze devam ediyor Öyleyse Bizim dikkat buyurun En küçük daireden hatta bir tane örnek vereyim Müsaade ederseniz ne demişti Üstadımız ashab Nebi Yani Peygamberimizin ashabına Melekleri yardımcı Göndermişti ya e Biz İstiklal Savaşı'ndan çok hatıralar dinlemişiz Kitaplara da geçmiş <laughs> Orada da Cenab-ı Hak melekleri o askerlere göndermiş. Hatta Kıbrıs çıkarmasında da değil mi bir zaman zaman hatta Çanakkale Savaşı'nda da ve benzeri hatta Afganistan Savaşı'nda da Ruslara karşı çok örneklerini Cenab-ı Hak biz tanımadığımız bazı varlıkları göklerde aramızda görüyorduk farklı şekillerde diye. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu mübarezesi, bu müsabakası kıyamete kadar devam ediyor. Öyleyse göklerdeki meleklerin şeytanlara, yıldızların şeytanlara karşı bu mücadelesi insanların kalp aleminde de devam ediyor. Ne yapacağız peki buna karşı? Çok enteresan bir ifade. Yıldızlara necim denir. Necim. Yıldız demek. Ayetlere de necim denir. Allah'ın bize gönderdiği ayetlere de necim. Yıldızlar denir. Nucum. Yani gökteki yıldızlar necim deniyor. Kur'an ayetlerine de necim deniyor. Ne yapacağız peki? Biz de Allah'ın izniyle o Kur'an ayetlerini alarak kalp me muharebesinde kalp etrafında meydana gelen melek ilhamı ile şeytan vesvesesi muharebesinde mücadelesinde neyi kullanacağız? Ayetleri kullanacağız. Bu ayetleri nasıl kullanacağız? Peygamberler göndermiş Allah. O peygamberlerin öğrettiği metotlarla Allah'ın izniyle ya da o peygamberlerin elçi o peygamberlerin birer tabiri caizse yardımcıları olan her asırda gönderilen mücedditlerin öğrettikleriyle melek ilhamlarını celp edeceğiz Allah'ın izniyle ve şeytan vesveselerine karşı o mücadeleyi kazanacağız. Yani mücadele kıyamete kadar o dünya semasından tutun insanların kalp alemine kadar devam ediyor. İyilerle kötüler ...hayırlarla şerliler... ...zalimlerle mazlumlar... ...ifade edebiliyor muyum? Meleklerle şeytanlar... ...arasında devam ediyor. Esasen... ...buradan alacağımız en büyük ders... ...bence budur. Bir basamak daha okuyacağız. Beşinci basamak. Evet, elhamdülillah. Bazen soruyorlar, hocam... ...içimde çok kötü düşünceler... ...geçiyor. Evet... Bazen iyi düşünceler geçen bir tanesi dedi ki bazen dedi ben öyle bir hale giriyorum ki zannedersem dünyada benden daha huzurlu bir insan yok derim. Bazen de içimde öyle kötü düşünceler geçiyor ki ya benden daha kötü bir adam dünyada yok derim. Bunu bir insandan bizzat dinledim ben. Niye bu hale giriyorum? İşte bu mesele bundan dolayı. Melek ilhamıyla şeytan vesvesesi bizim kalp alemimizde mücadele ve müsabaka sürekli devam ediyor. Buna karşı Allah'ın izniyle Kur'an ayetleriyle, peygamberimizin öğretileriyle, dinimizin emirlerine uyarak yasaklardan kaçınmak suretiyle o şeytan vesvesesine karşı mücadeleyi kazanacağız Allah'ın izniyle. Evet. Üstadımız bunu zaman zaman söylüyor değil mi? Meydan muharebesi meydana geldi diyor kalbimde. Evet. Meydan muharebesi. Bu muharebeyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Ama elimizdeki metotlar Kur'an ayetleri Peygamberimizin öğretileri ve inşallah Allah'ın emirlerine uyarak yasaklardan kasınma kaçınmak suretiyle o şeytana karşı mücadeleyi kazanacağız ama bize de Allah inşallah hem kendi ilhamını hem de melek ilhamını gönderecektir. Ama bizim ona layık olmamız gerekiyor. Liyakat kesbetmemiz gerekiyor. Nasıl ki bir aynada Güneşin ışıklarının tecelli etmesi için o ışıkları cezbetmesi, celbetmesi için ayna olması gerekiyor. Bizim de Allah'ın rahmetini, meleklerin ilhamını cezbetmemiz, celbetmemiz için Allah'ın emir ve yasaklarına mutlaka uymamız gerekiyor. Evet. İnşallah.